Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz ve yine Hücurat Suresi üzerinde duruyoruz. Ve Hücurat Suresinin özellikle Suizan ayeti kerimesi üzerinde, Suizan'la başlayan ayeti kerimesi üzerinde durmuştuk. Ve bu konuda konuşmuştuk. İkinci bir bölüm geliyor. Aynı ayeti kerimenin içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجَسَّسُوا Araştırmayın. Günah araştırmayın. Yani casusluk yapmayın. Ama buradaki casusluk yani ülkeler, devletler arasındaki casusluktan ziyade müminin ayıbını araştırma. Müminin ayıbı hususunda tecessüs yapma. Allah-u Teala bunu bize ne yapıyor? Yasaklıyor. Bu da dikkat ederseniz önemli yaralarımızdan birisi. Dedim ya, daha önceki sohbette de dedik. İçimizde bir kurt varsa Allah korusun. Yani şu hastalığın tedavisi biraz derinlerde diyorum ben. Eğer içimizde bir zevk varsa, nasıl bir zevk? Mümin kardeşimizi günah üstünde, suç üstünde yakalamak eğer bir zevkse, Allah korusun, bu hastalıktan kurtulamaysa kolay kolay. Demek ki öncelikle yani bir mümini kötü bir pozisyonda görmek istemeyeceğiz. Bu bizi rahatsız edecek. Görmeyeceğiz. Hatta bir mümini kötü bir noktada gördüğümüzde yüzümüzü döneceğiz. Başka yere bakmayacağız, görmeyeceğiz. Yani onu suçüstü yakalamak, yani bazıları böyle bunu bir zevk zanneder. Tam yakaladım falan gibi. Yani ne olacak yani? Seviniyor musun? Yani şimdi diyelim ki bu kardeşin cehennemlik bir suç işliyor. Yani seviniyor musun onun cehenneme gideceğinden dolayı? Yani cennette yer yok mu? Cennetin kadroları dar mı ki? İyi ya, bu da gitti de biz biraz rahatlayacağız. Allah-u Teala cennetini anlatırken nasıl anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Öyle bir cennet ki yerler gökler genişliğinde. Ya sığacağız, hepimiz de sığarız. O halde niye Müslüman kardeşimizin yani cennetten, cennetlik olmamasından dolayı niye zevk alıyoruz ki? Cehenneme gideceğinden dolayı niye zevk alıyoruz ki? Niye onu günah üzerinde yakalamayı istiyoruz ki? Niye seviniyoruz ki? Yani bir mümini suçüstü yakalamaktan veyahut da suçunu özellikle bu ayette bir de araştırmaktan. Yani burada nedir? Allah-u Teala'nın anlattığı bize şudur. Evet, yani müminin ayıbını araştırmak ortada değil. Müminin ayıbı ortada değil. Ama onu araştırmak istiyor. Bu gerçekten büyük bir hastalıktır. Bu kötü bir hastalıktır. İyi dikkat ediniz. Bu olayla ilgili biliyorsunuz Hazreti Ömer'den nakledilen bir olay vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifedir. Geziyor. Herkes uyurken gece bekçisi gibi Medine'nin sokaklarını geziyor. Ama kötü niyetle gezmiyor. İyi niyetle. Kim ağlıyor? Kim sızlıyor? Kim ah çekiyor? Kim aç? Kim susuz? Onları öğrenmek için gece dolaşıyor veya uygunsuz birileri geziyor mu sokaklarda diye halife geziyor. Yeryüzü böyle bir adamı görmedi tabii, geziyor. Ama gel gör ki kötü bir pozisyonla karşılaşıyor. Bir yerden geçerken, bir sokaktan geçerken bir ses geliyor, bir şarkı sesi, bir teganni sesi, bir müzik sesi geliyor. Adamın birisi bir şeyler söylüyor. Kulak veriyor. İyi bir şey değil yani söylediği. Neyse, fakat anladığı kadarıyla ortada şarap da var. Yani görmüyor ama yani bu işin içinde şarap da var herhalde. Ve hatta bir rivayete göre işin içinde bir kadın sesi de var ve bu kadın o evin kadını da değil. Hazreti Ömer tabii çileden çıkıyor, duruyor, biraz daha kulak veriyor, iyice emin oluyor. İyice emin oluyor ki artık burada bir günah işleniyor diye. Nasıl böyle duvardan, böyle pencere gibi bir yerden güp diye ortaya atlıyor. Adamın önüne atlıyor ve gerçekten tahmin ettiği gibi adamı suçüstü yakalıyor. Hadi kurtarsın bakalım. Ömer'in elinden kim kurtaracaksa kurtarsın seni diyor. Adam da tabii öyle korkuyor ki Ömer öyle birisi. Fakat biraz sonra panikliyor ama adam biraz sonra toparlanıyor. Dikkat edin. Burası çok önemli. O kadar önemli ki burada yani
İslam'ın günahkara verdiği haklar var burada. Bir kişiye verdiği haklar var. Ve adam biraz toparlanınca, korku gidince, ey Ömer, tamam, sen beni böyle bir pozisyonda yakaladın. Ama gelelim sana. Yani beni bir günah üzerinde yakaladın ey Ömer. Gelelim sana. Senin işlediğin günahları şimdi sayayım. Bir, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, la tedhulu buyuten gayra buyutikum hatta testenisu ve tüsellimu ala ehliha. Ey iman edenler! Size ait olmayan evlere girerken kesinlikle izin isteyin, müsaade isteyin, geldiğinizi haber verin, bir ünsiyet peyda edin, tabir caizse öksürün, zile basın, kapıya vurun, ben geliyorum diye haber verin buyuruyor. Sen bunu çiğnedin. Böyle bir şey yapmadın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim ve'tül büyüte min ebvâbihâ, evlere kapılarından girin dedi. Sen pencereden atladın ey Ömer. Allah-u Teala bu Hucurat suresinde ve lâ tecessesû, müminlerin ayıplarını, günahlarını araştırmayın dedi. Sen araştırdın ey Ömer dedi. Ve rivayete göre Hazreti Ömer gerçekten orada yani müthiş bir suçlu olarak, yani öyle bir ayrılışı var ki boynunu bükmüş, kes kes gidiyor oradan. Hatta bir rivayete göre varıyor Hazreti Ali'ye anlatıyor. Ey Ali, böyle böyle dertleniyor ha, şikayet ettiği içinde. Yani öyle orada işte suçlu bir adam buldum falan. Onu ispat etmek için de, ey Ali, böyle böyle bir iş yaptım bugün deyince Hazreti Ali ne buyuruyor biliyor musun? Ey muhterem izleyenlerim, sakın ha diyor. Bunu eğer bir başka kişiye söylersen sana İslami bir ceza veririm. Niye? Bir başka kadınla buluştu demek istiyorsun. Ve bunun için biliyorsun 4 tane ciddi şahit getireceksin. Bunlar tehlikeli şeyler. Yani evet, buradan anlıyoruz. Nedir? Burada casusluk yapmayacağız. Müminin ayıbını araştırmayacağız. Devlet de olsak, şeriat da getirsek, İslam devleti de olsa, dikkat ediniz, ha nedir, bazı tedbirler alınabilir ama acaba ya şu ev madem perdeler çekili, benim tahminime göre ben zaten bu evin sahibini bilirim, bu adam içkicidir, şu anda içki içiyordur, ben de İslam devleti... Hayır, yapamaz. Böyle bir yetkin yoktur. İslam devleti de olsan, halife de olsan, şeriat da getirmiş olsan, müminlerin ayıbını araştırma hakkın yoktur. Birilerinin günahını ortaya çıkartma, irdeleme, araştırma, tecessüs etme hakkımız yoktur. Allah-u Teala bunun önünü böyle kesiyor bir tek kelimeyle. وَلَا تَجَسَّسُوا buyuruyor. Yani biraz hanımlara bu konu üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Ben dinlerim, çok şahit olurum bazen. Yani oturma yapıyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde yani cahili oturmalar yapıyorlar. O ona gidiyor, o ona yeniliyor, içiliyor, pastalar, börekler falan, eleştirmede Allah-u Teala'nın haram kılmadığını, haram kılmayız da. Sonra ne oluyor aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyor musunuz? Kulak misafiri oluyoruz. Vardığı evlerin ayıplarını araştırıyorlar. Nasıl da buluyorlar. Yiyeceklerin ayıbını araştırıyorlar, eksiğini. Bu pasta şöyle mi olmalıydı? Yok efendim, bu börek böyle mi olmalıydı? İşte gördün mü, işte kapının arkası şöyle şeydi, ha pislikti, bizi görmüyor zannediyor falan. Yani işi gücü, yani öteki mümin kardeşinin ayıbını, günahını, açığını bulmak, araştırmak. Bu bir hastalık. Bunlardan Allah için vazgeçelim. Bunu yapıyorlar. Yani öyle yapıyorlar ki özellikle, yani haşa erkekleri şey yapmak değil de, kadınlar nedense ev halini, özellikle evlerin ayıbını araştırmada birebirler. Ve sonra da gidip başka yerde bunu dile getirme. Hatta belki güleceksiniz, komedi gibi olacak ama yani ben inanınız bizzat duydum bayanlardan. Şimdi yumakla bir şeyler örüyorlar. Diyelim ki iple, orlonla, yünle bir şeyler yerde. Ayağıyla diyor, şöyle vuruyor diyor, somyanın altına diyor şey yapıyor diyor ipi. Ondan sonra da oradan çekiyor diyor. Çektiğinde bakıyor, acaba somyanın altı toz mu?
pislik mi? Hani o şey belli, yumak ipini yumağı oradan çıkıyor ya. Yani buralara kadar araştırma hastalığı var. Bayanlarımızda. Hepsini demiyorum. Yani Allah için bir araya gelenler, ders yapanlar ayrıdır. Ama yani bu yapılıyor. Gerçekten, yani gerçekten günaha giriyorlar. Onun için Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem "Eddu hakkal mecalis." Bulunduğunuz yerlerin hakkını veriniz diyor. Oturumlarınızın, bu erkeklere de bayanlara daha, bulunduğunuz meclislerin, oturumların hakkı vardır üzerinizde. Onu eda edin, verin. Nedir ya Resulallah diyorlar. Dikkat ediniz. Birincisi zikrallah. Zikrallahe kesira. Orada bir defa Allah'ın adını çokça zikredeceksiniz. Bir araya geldiniz mi müminler olarak? Sizin göreviniz Allah'tan bahsetmek. Allah-u Teala'yı hep orta yere getirmek söz olarak. Onun adını, ayetini, hükümlerini Allah'tan konuşacaksınız. Bu oranın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Oturduğumuz evlerin, oturumların en önemli hakkı nedir? Allah'ın adını zikredeceğiz. Bu önemli bir konu. İnşallah bu konuya tekrar başka bir yeri gelince dönmek istiyorum. Çünkü sadece yani meclis denilince, oturum denilince, yani müminlerin akşam oturmalarını falan gözünüzün önüne getirmeyin sadece. Büyük meclisleri gözünüzün önüne getirin. Yani devleti idare eden meclislerin, iş meclislerinin bilmem genel kurulları falan hepsini gözünüzün önüne getirin. Allah-u Teala bunları soracak. Yani her meclisin insanlar üzerinde, müminler üzerinde hakkı vardır. Birinci hakkı Allah'ı zikretmektir. Orada Allah zikredilecek. Başka ikinci hakkı da ve irşâde sebil. Yani birbirlerine hep doğruyu söyleyecek. Birbirlerini doğruya öğütleyecekler. Birbirlerine doğruyu tavsiye edecekler. Birbirlerine doğru yolu gösterecekler. Müminler bir araya gelmişse, o bir meclis oluşturmuşlarsa, o meclisin müminler hakkındaki, üzerindeki hakkı nedir? Evet, budur. Bir üçüncüsü de nedir biliyor musunuz? Ve gaddal basar. Gözünüzü yummak. O meclis, dikkat, bir meclise girdiğiniz zaman gözünüzü yumacaksın. Bu Efendimizin emridir. Yani burada bazıları yanlış anlaşılmasın. Yani sadece işte zikir yaparken gözü yumuyor falan. Hayır. Burada bizim anladığımız kadarıyla Efendimizin bizden istediği şudur. Bulunduğunuz meclisin ayıplarını görmeyin. Eksiklerini görmeyin. Kötülüklerini görmeyin. Bulunduğunuz oturumun, bulunduğunuz meclisin, ziyaret ettiğiniz yerin sakının ha ayıplarını görmeyin, eksiklerini görmeyin. وَلَا تَجَسَّسُوا Aynen öyle. Casusluk yapmayın buyuruyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bunlar müminler arasını açar ha. Açar değil mi? İyi düşünün şöyle başınıza gelsin. Siz yani elinizden gelen izzeti, ikramı yapın misafirinize. Ondan sonra gitsin, bir de baksın, bir de bakıyorsun ki aleyhte sözler geliyor size. Allah Allah. Ya siz elinizden geleni yapmışsınız, misafir etmişsiniz adamı, bir şeyler izzete ikramda bulunmuşsunuz. Yüzünüzü ekşitmemişsiniz ama Allah Allah. Daha sonra haberler geliyor kulağınıza. Evinizin kötülüğünden, hep evinizin pisliğinden, yok efendim itinasızlığından veya buna benzer şeylerden. Bu iyi bir şey mi? Yani siz razı olur musunuz buna? Böyle bir sahneyle karşılaşsanız, yani gerçekten bu bizi yaralar. Bu müminler arasında yani bir uçurum oluşturur. Onun için Allah-u Teala da bu Hucurat suresinde ey benim sevdiğim kullarım böyle güzelce gitmek istiyor musunuz? Güzelce ideal bir İslam toplumu oldunuz. Yani Allah'ın razı olduğu radıyallahu anhümme radu'an oldunuz. İstiyor musunuz bu böyle gitsin? İşte bunlara uyu. Suizanda bulunmayın. Gıybet yapmayın, gıybete geleceğiz ve özellikle bir de tecessüste bulunmayınız. Muhterem kardeşler, tecessüste bulunanların başına gerçekten yani ahiretten önce bu dünyada da yani gelecekler gelir ha, ondan da korkun. Allah-u Teala sizi rezil edecekse eder, unutmayınız. Allah-u Teala siz var ya istediğiniz kadar günahınızı gizleyin. Eğer siz başkalarının günahlarının, açıklarının, ayıplarının deşifre olmasını, ortaya çıkmasını isteyen bir insansanız,
Allah sizin ayıplarınızı var ya, isterseniz dört duvar arasında işlemiş olsanız bile açığa çıkarır mı? Çıkarır. Sizi konuşturur, öttürür tabir caizse ve sizin o açığınız, lekeniz, ayıbınız orta yere çıkar. Onun için yani ahirette zaten zillet, ahirette açığa çıkması çok çok daha felakettir. Ama bu dünyada da yapar diyor Allah-u Teala bunu. Onun için yapacağımız şey, bizim başımıza gelmesini istemediğimiz bir olayı biz de yapmamalıyız. Başka müminlerin başına getirmemeliyiz. Ve bunun için de kalbimiz geniş olması lazım. Yani müminlere karşı muhabbetimiz olması lazım. Eğer müminlere karşı muhabbetimiz yoksa, sevgimiz yoksa, Allah korusun onlar hakkında her kötülüğü isteriz. Ve ondan sonra da kendimizi mümin zannedersek, bu kendi kendimizi aldatmaktır. Evet, devam ediyor ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirlerinizin gıybetini yapmayın. Birbirlerinizin gıyabında onların üzüleceği bir şekilde konuşmayın. Gıybet yapmayın buyuruyor. Gıybet yapmayın. Gıybetle ilgili koca koca kitaplar var. Yani gıybet öyle geniş bir mevzu ki İmam Gazali İhya kitabında, diğer Müslümanlar diğer kitaplar, her kitapta biliyorsunuz nedir? Uzun uzun gıybet bölümleri vardır. Fakat yani bu bir yasaktır ama varıp yine aynı yere dayanıyor. Nedir? Yani bir Müslüman eğer başkalarını seviyorsa onları gıybet yapmaz zaten. Siz hiç sevdiğiniz adamı tekrar bir de toplum içinde düşürmek ister misiniz? Gıybet budur. Gıybetin neticesi nedir? Gıybet yaptığımızı, yani gıybetimizi dinleyen insanların içerisinde seviyesini, şerefini, izzetini, onurunu ne yapmaktır? Alaşağı etmektir. Bu gıybeti bunun için yaparız biz, öyle değil mi? Birini küçültmek için yaparız. Güya bu arada da kendimiz büyüyeceğiz. O küçülecek ki kendimiz büyümüş olacağız. Düşünce bu. Yani genellikle gıybetin omurgasını bu oluşturuyor. Karşımızdaki veya gıybetini yaptığımız insanı küçültmek, izzetini, şerefini aşağı indirmek ve bu arada da kendimizde çaktırmadan yukarı çıkmak. Yani ben de böyle değilim ha diye der gibi böyle yukarı çıkmak. Bu gerçekten büyük bir aldanıştır. Bu büyük bir aldanıştır. Yani bu gıybetin kökeninde bu vardır. Yani hep kalp vardır. Muhabbet vardır. Muhabbet eksikliği vardır. Yani eğer müminlere karşı muhabbetimiz varsa, sevgimiz varsa, Allah için seviyorsak biz onun hep yücelmesini isteriz. Yücelmesini istediğimiz bir kişinin gıybetini yapar mıyız hiç? Yapmayız. Demek ki ne yapıyoruz? Yapıyorsak eğer onu sevmiyoruz. Hele o bir müminse, yani onu sevmemek nedir? Bir hatadır. Mümini sevmemek bir eksikliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok konuşuyor. Ayrı bir konudur. Gireceğiz. O konulara da gireceğiz ama veya zamanı gelince giriyoruz. Demek istediğim, yani bazıları pansuman tedavi gibi gıybetten vazgeçileceğini zannediyor. Bir iki öğütle. Bu kalp meselesi diyoruz ya. Yani muhabbetin varsa vazgeçersin. Evet. Allah-u Teala bu konuyu anlatırken وَلَا تَجَسَّسُوا dedi, durdu orada. Ama burada durmuyor, devam ediyor. Gıybet demek ki önemli bir günah ve devam ediyor. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ Siz hiç mümin bir kardeşinizin ölü etini yemeyi ister misiniz? فَكَرِهْتُمُ Bakın, nefret ettiniz. Yani olacak şey mi? Hem ölü eti, hem mümin bir kardeşiniz, hem insan eti, hem ölmüş insan eti ve kardeşin, mümin bir kardeşin ölüsünün etini yemek. İster misiniz? Sever misiniz? Bakın, ben söyler söylemez fekerihtumu, bundan nefret ettiniz buyuruyor. İşte bu, budur buyuruyor. Aziz ve muhterem kardeşler. Ne demek oluyor bu? Yani biraz şöyle açıklayalım. Niye ölü oluyor ki? Allah niye ölüye benzetiyor? Niye ölü eti yemeye, niye mümin kardeşinin, ölmüş mümin kardeşinin etini yemeye benzetiyor? Madde bir. Çünkü kendisini savunamıyor, ölü gibi. Burada yok. Birisi kendi aleyhinde durmadan konuşuyor. Kendisini istemediği şekilde, kendisini kızdıracak, kabul etmeyeceği şekilde biri anlatıyor, kendisinden bahsediyor. Zavallı burada yok ki yani müdahale etsin. Ölü gibi. Bir şey yapamıyor.
Ölü gibi. Ama burada olsaydı ne yapardı? Zaten onun adı o zaman gıybet olmazdı. Mesele başka yere dayanırdı. Evet, bu konu gıybet konusu ve özellikle mümin kardeşinin, ölmüş mümin kardeşinin etini yeme meselesini, yani önümüzdeki sohbetimizde biraz daha genişçe temas ederek anlatmak istiyorum. Şu anda vaktimiz doldu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşler.